Gerçekten biz o kadar renkli ve o kadar farklılıklarla bir arada bir partiyiz ki kesinlikle farklı düşündüğümüz, farklı inançlara sahip olduğumuz insanlar var. Ama biz saygıyla tartışmayı biliyoruz ve önemli olan gerçekten herkesin hakkına saygı göstererek ve birbirinin üstüne basmadan, yani birbirinin alanına da saldırmadan, tecavüz etmeden bir arada bulunabilmek. Tabii ki bizde daha muhafazakar düşünen arkadaşlarımız var. Müslüman arkadaşlarımız var, Alevi olan arkadaşlarımız var. Onların özellikle Halklar ve İnançlar Komisyonu diye bir komisyonumuz var. Ve burada ne bileyim işte Hristiyan olan arkadaşlarımız var. Yani kaç partide gerçekten bu kadar bir aradalığı görebilirsiniz? Ama sadece bu bir aradalık şey değil. Hani böyle bir tane vekil olsun. İşte diyelim ki bir Garo Paylan olsun mesela ya da işte bir Kemal Bülbül olsun, bir Hüda Kaya olsun şeklinde temsil edilen bir şey değil. Gerçekten kitlesel bir şey bu, kitlesel bir temsil. Yani bütün illerde, ilçelerde eş başkanlıklar anlamında ve aynı zamanda söz kurma anlamında. Yani bunlar aramızda tabii ki tartışılıyor ve çok düzeyli bir şekilde tartışılıyor. Ama bugün Diyanet'in ve özellikle onun aslında bir devlet dini olarak dayatılan şeylere partimiz karşı çıkıyor. Diyanetin bu şekilde var olmasına yekten karşı çıkıyoruz. Yani bugün mesela Diyanet Vakfı ile ilgili bir yasa gelmişti ve orada çekimser oy kullandığımız için eleştiriler geldi ve biz bunun arkasından öz eleştiri yaptık. Böyle bir partiyiz aynı zamanda. Dedik ki evet biz orada hayır oyu kullanmalıydık. Neden hayır oyu kullanmalıydık? Mesele bir vakfın kurulmasına hayır demek değil aslında. Ama her şeyin Diyanet eliyle yapılıp ben size bir iki örnek vereyim. Yani dün Ankara basın toplantımızda mesela dedim ki Ankara'da 2020-21 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre okul öncesi kademesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 120 anaokulu bulunurken ilçe müftülüklerinin verilerine göre Ankara'nın sadece 6 büyük ilçesindeki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu sayısı 153. Yani Milli Eğitim Bakanlığı da aslında bir işbirliği içerisinde o anaokullarını açmayarak bir de mesela son haber 1 Nisan'da haberi yapılan Trabzon ve Düzce'den sonra Diyarbakır'da il müftülüğü kadrosunda görevli 5 imam açıktan atama yoluyla değişik tarihlerde 5 ilçeye gençlik ve spor müdürü olarak atanıyor ya. Yani gençlik ve spor müdürü olarak atanıyorlar ve Eğitim Emekçileri Sendikası diyor ki Diyarbakır Şubesi farklı kurumlarda atamalar KPSS ile yapılırken Diyanet İşleri Başkanlığı istisnai kadrolarla dilediği kişilere istihdam yaratarak kurumlar arası geçişlere fırsat tanıyor ve bunu kendi kendine yapabiliyor. Şimdi evet, bir devlet dini olmaz. Yani insanlar laiklik aslında Türkiye'de gerçek anlamıyla hiçbir zaman olmamış bir şeydir. Bazen bunu da tartışmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sadece din işleriyle devlet işlerinin ayrılması değil, her alanda hakikaten her inançtan ya da inanmayan kim varsa onlara saygılı ve aynı mesafede bir sistem kurulabiliyor mu? Yani buna da bakmak gerekiyor. Biz esas olarak partide bu konuda bir sorun yaşamıyoruz. Çünkü dediğim gibi biz zaten Türkiye'yi farklılıklarıyla bir arada yaşayabilen demokratik bir ülke, özgür bir ülkeye dönüştürmek istiyoruz. Eğer kendi partimizde bunu yapamıyorsak Türkiye'ye de emsal olamayız diye düşünüyorum. Son soru, bence önemli bir soru. Önümüzdeki seçimlerde ister Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ya da Türk tipi başkanlık sisteminin başkanını seçecek bağlamda tartışalım. İsterseniz yerel yönetimler bağlamında tartışalım. Herkesin HDP'ye ihtiyacı var. Herkesin HDP'ye ihtiyacı olduğu için de doğrudan ya da dolaylı olarak bir ilişki kurması ve bir biçimde masada olması gerekiyor. Çünkü benim tahminim %10 ile 15 arasında değişen oranda ki ben 15'e yakın olduğunu düşünüyorum bir HDP seçmeni olduğu görülüyor. Bu bağlamda Türkiye'nin üçüncü büyük partisi fiili olarak hala. Bu partinin bugün iki ittifak
Halk tarafından da dediğim gibi oylarına ihtiyaç var. Size kritik soruyu sormak istiyorum ve bunu gerçekten ben de merak ediyorum. Ve lütfen bunu söylerken diğerlerinde anladım parti kararıydı ama bu sonuçta bir bakış ve siyasi mesele. Adalet ve Kalkınma Partisi gelin biz sizinle yeniden masaya oturacağız, yeni bir açılım süresi başlatacağız ya da benzeri bir diyalog arıyoruz, biz sizle beraber hareket edebiliriz derse eğer bu görüşme için masaya oturur musunuz? Şimdi bu da yine aynı şekilde yetkili kurulların karar vereceği sizce bir şey. Ben şunu söylemek isterim. Geçmişte de çözüm süreci zamanında da böyle düşünüyordum. Şimdi de böyle düşünüyorum. Dünyada farklı ülkelerde bu yaşandı. Barışın toplumsallaşması gerekiyor. Ben sadece belli masalar etrafında ve belli kişiler tarafından yapılabilecek şeylerden ziyade bütün toplumun demokratikleşme ve barış isteğinin yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olmayan bir barışın da zaten kalıcılaşamayacağını ve kalıcı olamayacağını düşünüyorum. Ama şunu soruyorsanız, hani bunu geçmişe dair fikrimi söylemek için söyleyebilirim. Hep şu söyleniyor ya, işte siz onlarla oturdunuz da masaya anlaştınız da şöyle yaptınız da böyle yaptınız da. Hayır, onlarla değil. Eğer o anda CHP iktidarda olsaydı, eğer o anda başka bir parti iktidarda olsaydı, kim bu ülkede silahlar sussun, masada bunu çözelim diyorsa onunla oturulurdu. Bugün de geçerli mi? Yani ben bunun genel olarak geçerli bir şey olduğunu düşünüyorum ama şu anda yani bu yaşadığımız süreçlere baktığınız zaman siz AK Parti'nin böyle bir parti olduğunu düşünüyor musunuz? Yani o zaman zaten masayı deviren Dolmabahçe mutabakatını tanımıyorum diyen Erdoğan'ın kalkıp da bugün böyle bir şey söylemesi mümkün mü? Ya da bunun inandırıcılığı mümkün mü? Yani böyle baktığınızda hakikaten benim açımdan bu olanaklı görünmüyor. Anladım. O zaman şöyle düşünebiliriz. Aslında önümüzdeki süreçte sizin seçmeniniz mecliste size oy verirken süreci değerlendirerek bir aday çıkarıp çıkarmayacağınızı da bekleyecek. Öyle anlıyorum ben. Yani bu dediğim gibi daha hakikaten yaklaşan zamanda değerlendirilebilecek bir şey. Bizim şu andaki tek çabamız olabildiğince geniş bir katılımla insanları o üçüncü yol çerçevesinde birleştirebilmek. Bu sadece partiler anlamında olan bir şey değil, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bütün kurumlar anlamında olan bir şey. Türkiye'nin geleceğinin demokratikleşmesini isteyen herkesle birlikte hareket etmek istiyoruz. Böyle bir yola ihtiyaç var ve bu yolda devam edeceğimizi düşünüyorum. Kapatmadan küçücük bir ara soruyla bitirmek istiyorum. Halkların Demokratik Partisi'ni ben Enver olarak Türkiye'nin 3. büyük partisi, dolayısıyla kitle partisi, merkez bir kitle partisi diye mi yorumlamalıyım? Yani liberal demokrat bir parti olarak mı yorumlamalıyım? Yoksa hemen merkezin solunda çoğulcu bir sosyal demokrat parti olarak mı yorumlamalıyım? Yoksa Sayın Demirtaş'ın da zaman zaman bana verdiği söyleşide de öyleydi. Aslında daha solda Türkiye'nin sol terazisini dengelemeye çalışan sol unsurların olduğu daha sol sosyalist bir parti olarak mı anlamalıyım? Bunu da açıkçası merak ediyorum. Evet, daha sol, sosyalist ve gerçekten hani Kürt özgürlük ve mücadelesini de kapsayan ve Kürt sorununun çözümünü de en temel sorunlardan biri olarak önüne koymuş bir parti olarak algılamak gerekiyor. Aynı zamanda kadın partisi olarak algılamak gerekiyor. Feminist sözün söylendiği bir parti olarak algılamak gerekiyor. Ve HDP'nin bu özelliklerine de çok ciddi olarak bakmak gerekiyor. Çünkü bu kenara atılacak bir şey değil. Yani Türkiye'de ve aslında dünyada da örneği olmayan bir şey. Bir kadın meclisinin kararlarını kendi başına alabilmesi ve bunun başka kurullarca tartışılmaz olması başka bir partide yok. Yani Türkiye
hakikaten özgürleşecekse kadınların özgürleşmesiyle birlikte olacak bu. Ve bu nedense hep böyle o yüksek ve büyük siyasetin içerisinde görülmeyen, sanki üstü örtülü bir şey gibi yaklaşılıyor. Hayır, öyle değil. Türkiye'de bir kadın parti başkanı var deniyor. Hayır, öyle değil. Türkiye'de yıllardır aslında bir partide kadın eş başkanlar var. Yani yıllardır illerde, ilçelerde kadın eş başkanlar var. Bunları görmeden HDP'yi anlamak, anlatmak pek mümkün değil diye düşünüyorum. Ben de son olarak bana bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Pazar günü 10 Nisan'da Ankara İl Kongremiz var. Ankara sorunların başkenti ama çözümlerin başkenti olmalı diyoruz. 10 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz Ankara İl Kongremize de tüm halkımızı davet ediyoruz. Sayın Kerestecioğlu, çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgilerle şunları hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Bir, HDP'nin kapatılması halindeki temennimiz bu değil elbette. HDP'nin seçmenini açıkta bırakmayacak bir hazırlığı olduğunu öğrenmiş olduk ki bence bugünün önemli meselelerinden biri buydu. İkincisi, HDP'nin herhangi bir ismi doğrudan desteklemekten önce özellikle Kürt sorunu başta olmak üzere hangi sorunlara hangi çözümler getireceğini işitmek istediğini anlıyorum. Ve üçüncüsü de HDP'nin popüler bir kitle partisi değil, çok renkli ama sol sosyalist değerlere sahip bir parti olduğunu düşünmemiz ve Kürt sorununun birinci meselesi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu öğrenmiş oldum. Evet, ve kongremize bekliyoruz. Tamam, o kongreye ben gelemeyeceğim pazar günü ama Ankara'dakiler lütfen gitsinler. Ben İstanbul'da olan bir etkinliğe mutlaka gelirim. Sayın Kerestecioğlu, çok teşekkür ediyorum. Mecliste size sabır diliyorum aynı zamanda tartışmalarda. En büyük ihtiyacımız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın Kerestecioğlu ile yaptığımız söyleşinin ardından reklama gideceğim ve 4 önemli konuk ağırlayacağız. Burada kadın siyasete yön veren kadınlar konuşuyor dedik.